Top Sarala Turka devam ediyor. Sıra geldi son yarışmacımıza ve tabii ki ona yine Ebru Gündeş eşlik edecek. Alkışlarınızla Ebru Gündeş'i bir kez daha sahneye davet ediyorum ve hemen Hazan'a dönüyorum. Şimdi yanımda Tamer var. Son yarışmacımız Tamer. Tamer'cim, aday numaranı almadan evvel bir teşekkürümüz var. My Dream Dans Okulu'na, Erkan Gündüz Beyefendi ve korosuna, yani eşlik eden dans arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Tamer'cim, hemen senin aday numaranı alalım. Aday numaram 106. Bol şanslar diliyoruz. Seni de Ebru Hanım'ın yanına uğurluyoruz. Tamer, bizlere ilk olarak sözü Büyük Usta Sezen Aksu'ya, müziği Bülent Özdemir'e ait Kaçak adlı eseri. Ardından sözü müziği Erdal Merdan'a ait Urfa Sana Küsmüş adlı eserleri seslendirecek. Dansçılarımız Erkan ve Arzum eşlik edecekler. Tamer, sizlerle. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Tamer'cim, tebrikler. Teşekkür ederim İbrahim. Çok sağ olun. Ben bu arada My Dream Dans Okulu'na da çok teşekkür ediyorum. Erkan Gündüz ve Arzum Gültekin eğitmenleriydi. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Eşlik ettiler yarışmacılarımıza. Tamer şimdi Urfa Sana Küsmüş diyecek. Alkışlarınız Tamer için. Tebrikler Tamer. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bakalım jüri üyelerimiz ne düşünüyor? Bir de jüri üyelerimize dönelim şimdi. Çok teşekkürler. Evet, Armağan'cığım. Ben mi? Olabilir mi? Tamam. Olur. Siz mi başlamak istiyorsunuz Bülent Hanım? Fark etmez. Bir şey soracağım. Yani bu artık iyice ne? Evet. İyice ne? İş rayından çıktı. Ve ben üzülüyorum. Neden Bülent Hanım? Neden üzülüyorum? Çünkü bizler kişilerin taklit yeteneklerini değerlendirmek üzere burada bulunmuyoruz. Evet. Burada bir musiki verilerine karşın biz de uzun seneler ki birikimlerimizden istifade edilsin diye bize bu görev tevdi edildi. Zat haliniz ve efendim A plus bir kanal, evet. Star televizyonu tarafından, ama ben rahatsız olmaya başladım. Ve yaptığı işten o kadar memnun ki böyle gülerek, yani çok tozunu attırdım diyor. Hani bu kadar olmaz.
Artık yeter ya. O insan zaten tepede. Evet. Siz kendi verilerinizle burada olacaksınız. İbrahim, bu gecede dahil olmak üzere benden numara alamazsın. Yeter. Kendinize gelin. Sesinizin vüs'ati, cinsi, cibiliyeti neyse ona göre okuyun. Aksi takdirde ben sıkılmaya başladım. Peki Bülent Hanım. Armağancığım. Hemen hemen yakın şeyler söyleyecektim. Yani kaç haftadır bu konuda Tamer uyarılıyor. Kaç haftadır ben aynı şeyi söylüyorum. Bırak onun gibi şarkı söylemeyi, onun gibi mikrofon tutuyorsun. Onunla aynı yerde dizlerini kırıyorsun. Onunla aynı şekilde ellerini yapıyorsun. Yeter diyorum. Ama tüm bu söylenenler kulak ardı edildiği gibi her hafta mesela aynı tür bir türküyle ya da aynı tür bir eserle bizim karşımıza çıkıp o taklidi yapmaya devam ediyor. Eğer bu bir taklit yarışmasıysa tamam, birinci. Ama maalesef ki bu bir taklit yarışması değil. Evet. Mesela eskiden şöyle şeyler olurdu. Bir hafta bütün yarışmacılar Türk sanat müziği söylerdi, biz de görürdük. Evet. Bu sefer bir de o da olmuyor. Önümüzdeki haftalarda yapacağız. Bunlar çünkü biliyorsun... artık mesela ben Tamer'den hep aynı şeyi dinlemekten sıkıldım. Hakikaten sıkıldım. Evet. Dönüyoruz dolaşıyoruz, Urfa bana küsmüş bir tane İbrahim Tatlıses türküsü. Hep evet. Aynı şey. Ben hiçbir farklılık, hiçbir performans farklılığı, hiçbir şey görmüyorum. Hep evet. Aynı şey. Armağancığım, ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Acaba her söylediğini mi öyle söylüyor? Geçen hafta sen ne söylemiştin? Beyefendi, daha evvel niye bu şekilde yorum yapıyorsunuz Allah aşkına? Hayır, hayır. Siz aklı selimi yerinde insansınız. Bilmiyorum. Hanımefendiyle bir eserin düetini yaparlarken ağzı başka buraya geliyor. Örp beterine tık 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 diye böyle şey mi olur canım? Hayır. Aa, lütfen şunu... yani bu olmaz. Ha ya, sesi kötü mü çıktı? Asla değil. Sesi kötü çıkmadı. Baskıları tamam. Evet. Arkasındayım. Ama Bülent Hanım başka bir şey söylüyor. Tabii. Onlara bir şey demiyorum. Peki, ben yanlış de şunu mı söylemek ses bastı? İstiyorum. Asla. Şunu söylemek istiyorum ben de. Zaten sizin dediğinize karşı bir şey söylemiyorum. Benle okurken farklı değişik okudum. Tarzlarda söyledi bugüne bakın, kadar değil mi? Ne söyledi mesela geçen hafta? İcra faaliyet eyler iken evet. Çok değişik okuyor. Tamam. Ağzı tertemiz. Ben tamamen başka bunu bir konuda. Bunu yapamayacak bir eleman da değil ayrıca. Peki. Bülent Hanım, ben başka bir şey söylüyorum. Daha evvel başka tarzlarda söyledin değil mi? Evet, ne söyledin? Mesela geçen hafta Baharı Bekleyen Kumlar Gibi adlı şarkıyı okumuştum. Hocamızın ne yorumladı. Ne olmuştu? Çok iyi başaramamıştım çünkü tarzım olmadığı için. Ne olacak? Demek oluyor ki siz bir kere Türk musikisi haftasında başarılı bir performans herhalde veremeyeceksiniz. Ön yargılı olmayayım. Demoralize etmeyeyim sizi. Hep bu olmaz. Evet. Zaten 3 veriyi de yapmanız lazım. Verebilmeniz evet, lazım. Türk halk musikisi, efendim bu arabesk, Orhan Beyefendi'nin dediği gibi serbest çalışmalar ve efendim Türk sanat musikisi. Ağzınla kuş tutsan Türk müziğini okumazsan geçemezsin bir kere. Evet hocam. Ben sana söyleyeyim. O kadar. Ben çalışıp o konuda da elimden geleni yapacağım hocam. Söz ne vermiştim zaman? Size. İnşallah ama hayır. Ne zaman? Kaldınız 6 kişi. Programın sonu geldi. Sadece 4 ne hafta zaman? Kaldı artık. Evet. Sonra biliyor musun ki bu hafta ne olacak? Çocuğum, bunlara dikkat ediniz. Bu kadar çok sevebilirsiniz. Ama... bir yerinde iki yerinde bir kılçık falan güzel olabilir ama siz başından sonuna olmaz, böyle bir şey yok. O çünkü tescilli, çok yukarıda. Kesinlikle o. Hocam. O çok evet. Yukarıda. Evet. Ve yaşıyor. Ama bu olmaz. Ha, piyasada olsanız onun gibi okuyunuz, seviyorsunuz, hürmet edelim. Ama sizi neye göre değerlendireceğiz biz? Bu taklit yarışması değil ki evladım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Buyurunuz tabii efendim, buyurunuz. Şimdi bu akşam Fantazi Dal'da Ebru Hanım'ın parçasını okurken parçaya... Niye hani, o beyefendi gibi tavrı, okumadınız? İbrahim. Yani bu parçada çok özür dileyerek söylüyorum. Türk halk müziği ağzıyla yorumlanmayacağını düşünerek sen
Daha sade, daha şarkının formunu uygun okumaya çalıştım. Tamam, daha kendin gibi okudun. Ama ikinci şarkıda yine halk müziğinde de Türk tabii ki... Türk halk müziği. Halk evet müziğinde hocam. De kendin name yapabilirsin ama aynı İbrahim Tatlıses'i taklit ediyorsun diyorlar sana. Anlıyorum. Biz demiyoruz ki halk müziğinde sen name yapma veyahut da bir şey. Hayır asla. Elinden ayağından... Sonra kötü okudun demiyorum. Olan işte güzel çarpalı. Okuyorsun ama. Gayet lezzetli, gayet düzgün bastın. Ama benim söylemek istediğim başka. Bak dinlemiyorsun laf. Kaç haftadır ikaz ediliyorsun ve dinlemiyorsun. Şimdi bu gece ben sana kırık not vereceğim bir kere. Neden? Dik başlı olduğun için bir. Estağfurullah hocam. Hayır evet dik başlısın. Asla ne yaptı mı? Ama niye o zaman çocuğum böyle yapıyorsun? Hocam tekrar özür dileyerek sözünüzü keserek söylüyorum. Bu hafta dediğim gibi bir tane serbest çalışma hani Ebru Hanım'dan güzel bir parça seçtik. Elinden ya Ebru geldi. Hanım'dan, Ayşe çalıştım. Hanım'dan, Fatma Hanım'dan ve, oraya geç. Tamam. Türk halk müziğinde de bu parçayı özellikle hocalarımla da çalışırken onlara da danışmıştım. İbrahim Bey'den dinledim. Ondan önce bir iki kişi daha okumuş. Onlardan dinledim. Şarkıda genelde notada da hocam bana o şekilde söylemişti. Aynen sen nakletmek istiyordum türküde. Özür dilerim hocam. Türküde notu olarak genelde hep ağırlık şana verildiğini söyledi hocam. Bak evladım sen başka şeylerden bahsediyorsun. Anlıyorum hocam ben sizi çok ben, iyi anladım. Kelimelerin telaffuzundan bahsediyorum. Tınılardan bahsediyorum. Aynı şeyi konuşmuyoruz biz. Anladım mikrofon hocam. Hareketinde. Eller, mikrofon böyle bir şeyler, onun kendine münhasır bir şeyleri vardır. Hepimizin vardır efendim. Ama... Bu kadar olur mu? Bu, bilmiyorum. Ben yanlışsam beni ikaz edin ya. Peki hocam ben bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta eğer kalırsam müsaade ederseniz... Muhakkak ki kalacaksın. Eğer nasıl ben olursa... eğer bu işi bir parça biliyorsam kalacaksın. Ama siz layık görüyorsanız yaptığın yanlış. Bu yanlıştan dön. Dön evladım. Kaçıncı haftadır bak herkes söylüyor. Sen hala da bunu yapıyorsun. Yapma. Peki. Şimdi ben sana... Bu kadar artık efendim hassas ve kibar oluşundan ötürü bunu bilhassa bilerek yapmadığına inandıracağım kendimi. Evet hocam. Çünkü düzgün okudun. Teşekkür ederim sağ ol. Peki. Ama yani bir daha yapma. Bak bir daha yaparsan bu şekilde inandırıcı, asil, kibar da konuşsan bak tavrım değişmeyecek. Haberin ola. Tamam, tamam hocam söz veriyorum. Önümüzdeki tansiyonumu hafta, çıkardın benim. Önümüzdeki hafta... Eğer... Tamam şimdi abi, artık sen sözünü verdin. Tamam artık çok az vaktimiz kaldı. Program ve... esnasında pat diye gidivereceğim öteki gibi. Allah korusun. Allah korusun. Kısa kısa Allah almamız korusun gerekiyor. Bülent Hanım geleceğe dönük istikbalinle ilgili bir uyarıda bulunuyor aynı zamanda. Bu mesleği devam ettireceksen orijinali varken onun kopyası olmanın taklitler sana bir şey getirmeyeceğini yaşatır. Ayrıca. Benim evet. Müzeyene özür dilerim. Affedersin arkadaşım. Benim müzeyene aşık olduğum gibi bunlar sevemez. Ben küçücük yaşlarımdan beri benim tek aşkımdı müzeyen. Anladınız mı? Tabii ki. Müzeyeni benim sizin onları sevdiğiniz falan hava cıva ben müzeyene öyle aşıktım. Millet sinemaya giderdi, tiyatroya giderdi. Orada burada birbiriyle kırıştırırdı. Ben Müzeyyen dinlerdim. Bütün hayatım onunla geçti. Ona duyduğum sevgi, ona duyduğum aşk. Onunla titredim, onunla ağladım. Onunla yaşadım ben. Evet, tek efendim. Aşkımdı Müzeyyen. Evet, bir alkış gönderin Müzeyyen Senar'a. Hemen ama, Orhan Bey'den ama yolladım. Ama bir insan şahsiyetini de bulmalı çocuğum. Eminim değerlendirecek Bülent Hanım. Söz veriyorum evet, hocam. Evet. Şimdi söz benim devam edeyim. Lütfen. Berhudar olun. Geleceğe dönük. Yok şu anda benim evet. Alanıma girdiğin için berhudar ol diyorum. Yani benim vakitimi aldığın için berhudar evet, ol. Alıyorum. Teşekkür ederim berhudar. Şey değil Orhan. Sağ olun. Evet. Şimdi geleceğe dönük uyarısı son derece doğru. Belki zaten şu anda uyarı almayıp da devam edenler de çok var. Ayrı konu. Ama orijinali var. Orijinali varsa o kopyaları hiçbir zaman önemli bir yerlere gelemez. Mümkün değil. Herkes kendi gibi olmalıdır. Bu doğru. Tabii ki biz bu yarışmada şunu koymadığımız için. Yani benzerliklerin
dezavantaj avantaj olduğunu veyahut yarışmaya giremeyeceğiyle ilgili bir kural olmadığı için biz sana yine de şu anki okumanla ilgili yorumumuzu vereceğiz. Sen gerçekten güzel okuyorsun peki. Çünkü. Peki çok ama sağlam ikaz ettik biliyorsunuz kaç haftadır Orhan'cığım. Ama hemen bu ikazlarımızı onun iyiliği için yapıyoruz. Bu son hafta. Evet. Kısa bir süremiz var. Çünkü çok, kısa efendi artık. Bir çocuk. Hemen Ebru Hanım'dan. Ben fazla konuşmuyorum. Tabii tabii farkındayım. Ben konuşmayacağım. İleride konuşmak üzere tamam, saklıyorum. Tamam tamam. O zaman puanları alalım. Hemen puan alabiliriz. Ben konuşmayacağım dedi Ebru çünkü. Konuşacak mısınız Ebru Hanım? Teşekkür ederim hocam sağ olun. 10 verdi Ebru Gündeş. Teşekkür ederim. Ben de 9 veriyorum. 9 Orhan Gencebay'dan, 9 Bülent Ersoy'dan, Armağan Çağlayan. 7. 7 de Armağan Çağlayan'dan geldi. Teşekkür ederim Armağan Bey. Teşekkür ederim sana. Evet. 35 puan, 35 puan. Son yarışmacımızda aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numara 106. Son olarak 106. Bir şey söyleyebilir miyim Osman Bey? Çok hızlı bir çok şekilde. Çok güzel. Ebru Hanım'la dans ettiğim için çok mutluyum. İnşallah Bülent Hanım'la da dans etmek nasip olur. Peki. Sen daha çok beklersin onu. Bütün yarışmacılar için söyledim, Tamer için de söylüyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyarak notunuzu verin. Akrabanız olduğu için değil, hemşehriniz olduğu için, yakınınız olduğu için vermeyin. Kalıcı sesler arıyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.